Yastık ister misin başına? Rahat mısın? Vay be. 100 yıl kadar olmuştur herhalde. Ne? Bana böyle davranmayalı diyorum. Ben hiç beklemezdim ama... vicdan azabı yakıştı sana. Ölsem üzülür müydün? Yapma. Madem gözlü olurdum, değil mi? İrem. Ben çok korktum. Eğer benim yüzümden sana da bir şey olsaydı bu... Bana da. Mahkemede olsaydık... sırf bu dağ eki yüzünden başın derde girerdi, biliyorsun değil mi? Gittin mi o kızın yanına? Ben o gece... İlker, gelinimi rahat bırakır mısın lütfen? Doktor ne dedi? İyi uyusun, bol bol uyusun, dinlensin. Hadi gel biz biraz dışarı çıkalım. Sen dinlen biraz. Bir şey ihtiyacın olursa seslen, tamam mı? Ben misafire ineceğim anne. Sen önce odaya geleceksin benimle. Yürü. Yapabileceği bütün hataları yaptı dedim. Artık bundan daha fazlası olmaz dedim. Ama ben bunu ne zaman söylediysem sen onun daha fazlasını yaptın. Ne yapmaya çalışıyorsun? O kızla buluşmak ne demek? Ya kimseyle buluşmadım anne. Hem İrem'in storiesini sen çekmedin mi? Ha? Kendi itiraf etti yalan söylediğini. Bana niye saldırıyorsun ki şu an? Aptal. Kendini uyanık zanneden aptal. Kime kandıracaksın? Anneni mi? İrem'in storiesiymiş. O story kimin sayesinde çekildi biliyor musun sen? Karının ağzından girip burnundan çıkarak... seni kurtaran kim biliyor musun sen? Nasıl ikna ettin İrem'i? İrem'i yalan söylemeye nasıl ikna ettin? Nasıl ettiysem ettim. Sen dua et ki ikna oldu. Ya hep İrem ne ya? İrem ne? İrem ne? Hiç kimse senin kendine yaptığın kötülüğün daha fazlasını sana yapamaz. Tekrar o kızla buluşmak için bana bir tek... Bela hatırlıyor. Orada buluştuk. Olay yerinde. Bileğimdeki kelepçeyi onu oraya götürmem için çıkardı. Ve işe yaradı. Hatırladı. Hatırladı. Ve kaçtı. Benden kaçtı. Ne anlama geliyor biliyorsun değil mi anne? Biliyorum. Sen biliyor musun?